Sen ne diyorsun? Yes. Gidelim. Ortalama bu. Birinci modda bu, ikinci anlat. Modda bu. Ha? Anlat motorunu. Anlat yani. Sen anlat. Kaça aldın, ne yaptın? Bilgilerini ver. Oraya bakmana gerek yok, yüzüme bak. Ha şey mi? 260 bin liraya aldım. Önce bir seni tanıyalım. Ben Özgen. Merhaba, Onur ben. Teşekkür ediyorum motorunu bana emanet ettiğin için. Eyvallah. İyi sürüşler. Yeni aldın motoru, hayırlı olsun. Allah kaza bela vermesin. Keyfin yerinde. Çok iyi. Space'den geçince uçak gibi geldi. Space'i kullanıyordun daha önce. Şimdi bir anda 400 cc'ye geçtin. Evet. Alışmaya çalışıyorum. Kaç kilometre yaptın şu ana kadar? 25-30 kilometre. İyi, birazcık da biz yaparız. İyi, ben gidiyorum abi. Çok teşekkür ediyorum. Ama güzel selamlama falan çok hoş olmuş yani. Baksana renkli ekran falan. Navigasyon açık herhalde şu anda. Navigasyonu kapatırsın. Kapatalım, dur. Evet, ben gidiyorum. Hadi bay. Kendine iyi bak. Hadi. İyi sürüşler. Haydi, görüşürüz. Sesi falan çok güzel motorun. Evet, uzun bir aradan sonra, bayağı uzun bir aradan sonra hem de, bir motor incelemesiyle karşınızdayım. Ufak bir motovlog olacak. Aynı zamanda Onur abimizin aldığı yeni Peugeot 400'lük bu XP400 GT modelini tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi biraz şehir içinde kaldık. Ben şöyle bir ufaktan kenardan sıyrılayım. Şöyle aralardan derelerden gidelim. Şimdi tabii ben de ilk defa kullanıyorum. Motor da daha 31 kilometrede. İlk böyle bir işte 100 metredir falan sürüyorum. Motorun egzozu bir defa çok güzel bir ses veriyor. Çok tok bir ses veriyor. Beklediğimden gürültülü. Amortisörleri şu ana kadar çok konforlu, yumuşak, hiçbir şeyin üzerinden geçerken böyle bir rahatsız etme durumu falan yok. Ondan sonra başka neyini anlatayım? Daha tabii motor çok yeni olduğu için ben de ilk defa sürüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, kesinlikle scooter gibi hissettirmiyor. Yani orta boy bir adventure, işte enduro sürüyormuş gibi bir hissiyat var. Şöyle bir ufaktan böyle viraj miraj yapabileceğimiz yollara çıkalım.
Motor da rodajda olduğu için çok da zorlamayı planlamıyorum. İşin açıkçası şöyle vizörümüzü de indirelim. Şöyle güzel yollara doğru çıkalım. Marmaris çıkışına doğru gideceğim. Böyle de çok sıcak oldu. Abi dokunduğum her şey aşırı kaliteli hissettiriyor. Öncelikle onu söyleyeyim size. Ekranıdır, plastikleridir. Şu cam belki biraz daha uzun olabilirdi. Ama o şehir içi kullanılacak daha çok. Hani Onur abi uzun yol yapmıyor. Şehir içi için bence gayet başarılı. Dengesi falan çok ya. Ayağımı basabiliyorum yere. Benim boyum 1.76, 1.77 arası. Bot giyince 1.80. Tuş kalitesi falan gayet yüksek. Kalkışta da böyle bayağı bir atik yani. Tabii dediğim gibi motor rodajlı olduğu için öyle sert kalkışlar, sert duruşlar yapmayacağım. Motor böyle birazcık kilometre yapsın, 1000 kilometreyi falan görsün. Ondan sonra o tarz bir videoda gelir rica ederim kendisinden yine motoru. Ama sürerken böyle gerçekten bir Afrika Twin ya da ne bileyim daha küçük bir örnek vereyim. Ya da XADV kullanmadım ama tahminimce onun da hissiyatı buna çok yakındır. Motor titreşimi diye bir şey yok yani. Tek silindir olmasına rağmen hiçbir şekilde böyle rahatsız edici bir şey hissetmedim şu ana kadar. Ben şimdi yavaştan sinyalimi vereyim. Şöyle. Kırmızı da geçmiyorum arkadaşlar. Burada sağa dönüş serbest. TC'si var. Modları, iki tane modu var. Ama da o kadar çok kurcalayamadım ben de. TC'yi kapatabiliyoruz. ABS'yi kapatma yok diye düşünüyorum. Denemedim. Onu denemeyi de düşünmüyorum işin açıkçası. Şöyle. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. O da güzel. Yani bu ara hızlanmalar falan bir de yani şu kadar falan gaz açıyor. Daha hiç tam gaz açmadım. Bayağı ciddi bir süratlenmesi var makinenin. Okuduğuma göre 400 cc Piaggio motoru kullanıyor. 37 beygir 38 Nm'de torku var. Şu an yakıt tüketimi 7,5 litre yakıyor ama motorda gördüğünüz üzere daha 32 kilometrede. Bu eminim ki bayağı bir aşağılara düşecektir. Yani 7 litreler falan çok abartı bir rakam şu an. Göstergeleri falan dediğim gibi çok hoş. Burada navigasyonu görebiliyorsun. İşte bu iki tane tuş var, selektör tuşu gibi. Oradan da modlarını ayarlayabiliyorsun. İşte arka plan rengini değiştirebiliyorsun. Beyaz oluyor ya da siyah oluyor. Şu gördüğünüz kırmızılıkları farklı renklere çevirebiliyorsun. Mavi, altın rengi, kırmızı, bir de bir renk daha olması lazımdı. Ama genel olarak koltuğu falan şu an bayağı rahat yani ve şey, motor biraz uzun bir motor. Şöyle bir geçelim şunu bir saniye. Wow! Bayağı ciddi bir hızlanma var. Çok ciddi bir hızlanma var. Frenler gayet başarılı. Yine tam gaz açmamama rağmen böyle bir anda ok gibi fırladık. 270 bin liraya satın aldı. Evet, bisikletçi abimize dikkat edelim. Bu aralar buralarda çok tatsız haller, durumlar oldu bisikletçilerle ilgili. Onu da en birazcık koruyalım böyle. Neyse, arkadan da araç gelmiyor. Şöyle ufaktan geçelim. Ama yani motorun dengesi falan inanılmaz yani, hiç ok gibi gidiyor gerçekten motor. Rüzgar koruması gayet başarılı geldi bana. Bacaklarımın üst kısmına doğru biraz rüzgar geliyor. Camın kısa olmasından mütevellit tahminimce göğsüme biraz fazla rüzgar alıyorum ama rahatsız edici bir durum yok. Ama virajları falan aşırı keyifli. O bugün de buralar kalabalıkmış. Şimdi nereye doğru gittiğimi söyleyeyim. Biz Marmaris çıkışına doğru geldik. Sağa döndük. Oradan Yalancı'ya doğru ilerliyoruz. Yalancı Boğaz'a. Biraz daha tenhadır diye burayı seçtim. Bir de böyle güzel de bir yol. Tel jantı var üzerinde. Aklıma geldikçe anlatayım ki aradan çıksın bunlar. Tel jantı var. Ama yani şu mükemmel bir hızlanma. Yani sizi şehir içi, şehir dışı kesinlikle çok mutlu edecek bir kuvvete sahip ve torku çok güzel hissettiriyor insana. Ben de dediğim gibi motorun acemisiyim arkadaş. İlk defa kullanıyorum. Ama yani son derece keyifli.
Titreşimi çok az. Ayak koyma yerleri de çok rahat. Koltuğun arkasında böyle tam böyle belinize gelen bir nokta var. O da çok güzel tutuyor sizi. Kesinlikle bir rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Motorun aks aralığı, yani iki teker aralığı uzun olduğu için motor hep böyle düz gitmek istiyor. Ama bu kötü yatıyor ya da virajı almıyor anlamına gelmiyor. Gayet başarılı virajı var. Ama tabii daha ufak motorlar kadar kıvrak olmadığını düşünüyorum. Şu ana kadar o hissiyatı vermedi. Sadece çok güvenli. Evet abi, beni alırsan ben seninle çok uzun yollarda beraber böyle çok kibar bir şekilde gideriz. Yolculuğumuzu yaparız. İşte manzaranı izlersin hissiyatını verdi. Yani bu çok iyi ya gerçekten. Şimdi biraz böyle bozuk yollara da gireceğiz. Yani şuradan sağa döneceğim. Orada yollar biraz bozuk. Modlarına baktığımda iki tane modu vardı ve deaktive etme mod, yani tuş seçeneği vardı. Deaktive etmek tahminimce işte TC'yi kapatıyordur diye düşünüyorum. Mod 1 spor mod, mod 2 de herhalde daha böyle yağmurda almak için. Biraz gizlemişler onu, böyle hani mod tuşu yok üzerinde. O biraz garip olmuş ama yani alışılmayacak bir şey değil. Ayarlara giriyorsun. Şöyle bakayım, giderken olmuyor. Tamam. Durduğumuz zaman göstereceğim. Şöyle bir yandan da birazcık böyle bozuk yola girdim. Ya bir de şimdi motosiklet çok yeni olduğu için arkadaşlar, herkes inanılmaz derecede ilgi gösteriyor. Durduğun her yerde işte nereden aldın, kaça aldın, yeni mi çıktı falan gibi bir sürü şey var. Ve fiyatı çok avantajlı. Yani XADV'ye göre baktığımız zaman fiyatı çok avantajlı. Ben bu tarz motosikletleri çok seviyorum. Bak bu arada 6.7'ye kadar düştü yani. Birazcık böyle normal bir yol yaptık. Önümüz açık olan, dur kalk olmayan hemen düşmeye başladı. Bu tarz motosikletleri ben çok beğeniyorum. Niye? Çünkü herkes abi vitesli kullanacak ya da işte çok ağır motosikletler, çok büyük motosiklet kullanacak diye bir kaide yok. XADV çok başarılı bir motosiklet ama fiyat dezavantajı var ülkemizde maalesef. Bu abi tam tersi. Yani şehir içinde de beni kullan diyor. Bak birazcık bozuk yolda da varım diyor. Şu an mesela gittiğim yol Mıcır. Ama tabii soğuk soğuk asfalt oluyor galiba bu. Kenarlar Mıcır. Yani herhangi bir şey yok. Bir aksiyon yaşamıyorum. Amortisörler gayet başarılı. Benim ağırlığım 110 kilo. Bana rağmen hiç böyle sönümlemesi falan çok başarılı. Tahminimce bunun ayarını yaparken iki kişi olarak düşünüp yapmışlar ki benim ağırlığımı bu kadar rahat böyle şey yapıyor, kaldırıyor. Şimdi şuradan şöyle biraz zıplayalım. Zıplayalım dedim de 1 milimetre falan herhalde ama yani kesinlikle arkadaşlar hiçbir şey hissetmiyorsun. Yani burası bayağı bozuk bir yol aslında. Pamuk gibi gidiyoruz yani. Şu gördüğün yerde işte Yalancıboğaz Marina var orada. Neyse, bu motorun fiyat avantajı var arkadaşlar. Yani 270 bin lira. Anladığım kadarıyla da Peugeot'da şey olayı da yok. Yok işte motoru alman için işte aksesuar alman lazım, onu alman için bunu alman lazım falan gibi durumlar yok. İnternette yazan fiyat neyse o. Varsa elinde hemen veriyor sana. Kesinlikle öyle şey yapayım olayı yok. Sıraya sokayım falan olayı yok anladığım kadarıyla. Dediğim gibi Onur abi gitti, beğendi, siparişini verdi. Bir hafta, iki hafta sonra eline geçti motosiklet. Şimdi kamyona da nereden denk geldik ya? Ya motorun böyle enteresan egzozundan pop 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 diye bir ses geliyor böyle. Çok hoşuma gitti o. Tahminimce onu biraz da bilerek yapmışlar. Şuradan şöyle bir sert geçtim. Yok abi, hiç çok aşırı mütevazi geçiyorsun. Yani hiçbir şekilde bu neymiş falan olmuyorsun. Şimdi yavaş yavaş şurada biraz sert fren. Hop, gayet güzel, gayet başarılı. Kesinlikle. Ya bir de üzerinde güzel dişli bir lastik var. Ön amortisörleri sarı, çok hoşuma gitti. Rengi de güzel, beyaz yakışmış. Diğer renkleri de çok güzel. Yeşili falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani inşallah kısmet olur, sizlerin de olur. Yani benim de olur inşallah bir gün. Çünkü benim de çok böyle takip ettiğim, beğendiğim bir motosikletti. Ama tabii işte şartlar el vermedi, ben alamadım. Ama şey, yani yabancılık çekmiyorsun motora binince. Eğer daha önce büyük motosiklet kullandıysanız, ben bir Harley Davidson kullanıcısıyım.
Yani ondan sonra bu motor şey gibi, böyle nasıl diyeyim, sanki BMW'ye binmiş gibi, yani bir Mercedes'e binmiş gibi hissediyorum. Gerçekten scooterların SUV'si dedikleri olay gerçekmiş. Ama dediğim gibi bu motosiklete bindiğimde ilk hissiyatım, vay bu motosiklet scooter gibi hissettirmiyor. Sanki ben bir adventure motosiklete biniyormuşum hissiyatı veriyor. Artık kaç dakikadır motorun üzerindeyim bilmiyorum ama seleden dolayı herhangi bir problem yaşamadım. Şöyle biraz gaz açalım şurada. Ya şimdi anlat, yani keşke YouTube'da şey olsa, yani hissettirebilsem size motorun işte viraj kabiliyetini ya da benim kabiliyetsizliğimi falan. Hani eminim daha iyi motosiklet sürücü olan arkadaşlarımız, daha tecrübeli olan arkadaşlarımız vardır kesinlikle. Yani motor bu yollarda gerçekten kendini evinde hissediyor. Eskiden böyle büyük CC'de tek silindir bir motosiklet aldığın zaman ya da bir scooter aldığın zaman ta diye hissederdim böyle. Özellikle kalkışlarda debriyajım biraz böyle sanki hani ikinci, üçüncü viteste kalkmaya çalışır gibi, ama bunda hiç öyle bir şey yok. Gayet yumuşak bir şekilde uzuyorsun. Şurada bir düzlüğümüz var. Ufaktan bir gaz açalım. Yok abi, çok çok başarılı. Hiç yani gaz açtığın anda ben gidiyorum diyor yani. Yani şu an sürerken hissettiğim şey şu, CVT'den çok sanki böyle çift kavramalı debriyaj varmış gibi bir hissiyatı var. Şimdi buralar biraz keskin virajlar, bakalım burada nasıl bir performans sergileyecek. Şöyle biraz dikkatli gidelim, burada araç çok fazla geçer. Bir yandan da karavanımı yapıyorum. Yeni video paylaşamadım, kusura da bakmayın. Çünkü yani sürekli yalıtımla alakalı bir video çektiğim için artık insanlar diyecek ki arkadaşım 10 bölüm oldu, niye halen daha yalıtımdasın? Maalesef öyle oldu biraz. Evet, TC orada bir devreye girdi ama gücü öyle bir kesmedi. Yani sadece bir ışığı yandı. Neyse, karavan yapımı devam ediyor. Zeminin işte ilk ahşabını yerleştirdik bir sıkıntı olmadan. Yavaş yavaş da onu da bitireceğiz. Onunla da gezmeye başlayacağız. Ayrıyetten ben de kendime farklı bir motosiklet alacağım. Onunla da geziler yapacağız. Tabii böyle büyük bir motosiklet almayacağım. Çünkü karavanın arkasında yerleştirmek istiyorum. Aa, bakalım şimdi şöyle biraz bozuk yollara. Yok abi, gayet bakıyoruz şöyle, hiç bana mısın demiyor. 6.1'e kadar düşürdük yakıtı ki halen daha böyle rodajda olduğunu biliyoruz. Önümüzde bir Vespa'lı kardeşimiz var, onu geçeceğim şimdi, birazdan düzlüğümüz var. Şu bir yandan da ekrana falan bakıyorum hani, o yüzden hop geçtik. Ya çok güzel bir ara hızlanma. Frenler bu arada üzerindeyken, yani motora binmeden önce baktım Peugeot yazıyor ama radyalya bağlantılı bir fren sistemi kullanmışlar. Çift fren diski var ön tarafta ama kaç milimetre olduğuna bakmadım gerçekten. Gayet şey, yani o ilk bastığınızdaki ısırma mükemmel, yani kesinlikle güven veriyor, yani şey korkutmuyor adamı, aman durur mu durmaz mı diye. Tabii böyle sert, böyle can alıcı bir fren yapmadım daha. Evet, turist arkadaşlarımız da gelmişler, buradan kendilerine selam olsun, dikkat edin ATV'lerle. Bu çok çok keyifli yani, şu ana kadar anlatmaya çalışıyorum bir şeyler, bir yandan da susmak istiyorum yani gerçekten. Şu yolu bu kadar keyifli GRF250 kullandığımda aynı hissiyatları yaşamıştım ama tabii onun gücüyle bunun gücü bir değil, o çok daha kuvvetli bir motosiklet. Ağırlıkta farkı da var ama bundaki ağırlık kesinlikle hissedilmiyor. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum ama tahminimce 250 kilonun üzerindedir diye düşünüyorum, ya da 200 250 kilo civarlarındadır.
daha hafif olacağını düşünmüyorum. Ama kesinlikle hissetmiyorsunuz arkadaşlar, onu net söyleyeyim. Yani kilo bakımından bir problem yok burada. Şurada ufaktan bir sağa çekelim. Şöyle size hem de güzel böyle deniz meniz manzarasında şöyle bir egzoz sesini dinletireyim. Bak ilginç, ayaklı indirdim, motor istop etmedi. Değişik, demek ki bunda öyle bir switch yok. Şöyle motoru uzaktan gösteriyorum. XP400. Dediğim gibi ön taraflar tel jant, arkası da tel jant. Şuradan önünü göstereyim şöyle, gayet başarılı. Disklerimiz büyük. Dediğim gibi Peugeot marka. Fren kaliperleri var. Diskler de yazıyor ama okuyamıyorum. Gayet başarılı, ABS her şey var tabii ki de. Lastik ne gelmiş üzerinde? Scorpion'larla gelmiş, Pirelli. Egzoz sesini şöyle bir dinleteyim. Şu ses çok hoşuma gitti. Gayet tok bir sesi var. Arka stoplar inanılmaz güzel duruyor. Şu an gündüz olduğu için çok belli olmuyor ama. Şöyle önünü de açalım. Şu ön maşadan bahsedeyim. Bu cam ayarlanıyor mu bakalım? Ayarlanmıyor. Tamam, onu yapmamışlar. Ön maşalarımız ayarsız. Herhangi bir ayar şeyi göremedim. Şuraya bakalım. Arka tarafta preload ayarı var galiba. O kadar. Ama ön maşanın görüntüsü falan, motorun gagası, ufak gagası falan çok hoş duruyor. Yeni arabalarda kullandıkları dişleri de koymuşlar. Peugeot logosu da çok güzel olmuş, yeni logo. Ayaklıkları da bayağı bildiğin kocaman. Güzel yani gayet. Ya motorun öyle hele şurası dandik diyebileceğim hiçbir şey görmedim şu ana kadar. Evet, şimdi devam edelim. Motoru şöyle ayaklıktan aldık. Gelen yok, kalkalım. Oo, TC çok güzel çalışıyor. Şöyle bakalım. Kayıttayız. Şöyle biraz daha ileri gidip ondan sonra geri döneceğim zaten. Dönüşte artık daha bir şey anlatmayacağım. Tamamen sessiz bir şekilde. Büyük bir ihtimal oraya bir müzik koyarım. Yolculuğun tadını çıkartacağız. Ben de artık çünkü dikkatimi vermek istiyorum. Böyle gerçekten bu motoru da iyi anlamak istiyorum. Şimdi şurada şöyle güzel dönüşümüzü yapalım. Daha tamam, apartmanın alemi yok. Buradan daha devam edince bir şey yok. Orada daha şey, mağara var ama. Tabii şimdi motorla oraya gitmek istemiyorum bununla. Benim olmayan bir malla. Evet, bu motor hakkındaki düşüncelerim şu ana kadar çok pozitif. Yani dediğim gibi çok aşırı konforlu bir defa. Kendini böyle gerçekten bir enduro'da oturuyormuş gibi hissettiriyor sana. Denge inanılmaz zaten, anlatmaya bile gerek yok. Üzerindeki lastikler gayet başarılı, Pirelli, Scorpion'lar. Gayet dişli lastik ama tahminimce onlar biraz daha yol odaklı, görüntüsü dişli. Yani öyle çok hard enduro'ya gelecek bir motosiklet değil zaten. Onun için de yapıldığını düşünmüyorum. Yani şunlardan falan geçiş inanılmaz ya. Şuraya bak. Fıt fıt. Evet, yine tehlikeli hareketler turistler tarafından. Ya bu arkadaşları veriyorlar bu ATV'lere. Bunlar da yani yarın yokmuş gibi kullanıyor turistler özellikle. 2-3 günde bir duyuyoruz yani, yok o oraya patlamış, bu buraya patlamış. Dikkatli edin yani, siz de kiralarsanız ATV şakaya gelmez. Küçük sisili olması bir şey değiştirmiyor. Abi bak, düşük hızda mesela şu manevra inanılmaz kolay yani.
şunu da geçsek iyi olur. Çok rahat, çok profesyonel yani gerçekten. Yakıt tüketimi 5.9'a kadar indirdim. Daha 10 kilometre yaptım, yapmadım bu arada. Bu bence 4 litre 4.5 litre arası oturacaktır o. Hadi bakalım, toprak yol. Şimdi mal da bizim olmadığı için öyle halturt gitmiyorum yani. Biraz dikkatli gidiyoruz. Gerçi mal benim olsa da yine böyle kullanırım, ayrı konu. Daha 44 kilometrede motor. Aa bak, motor freni yaptığı zaman egzoz böyle değişik sesler çıkartıyor bu arada. Vites küçültünce böyle pa 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 yapar ya, aynısını yapıyor. Demek ki değişik bir şey denemişler orada.
şuradan şöyle maplarını çekeyim size. Navigasyon message call. Yani Bluetooth ayarı navigasyon mesaj geldiği zaman, bu da aramalar için. Şu tuşa bastığın zaman exit yapıyoruz. Buraya bastığımız zaman ne gelecek? Burada trip, özelleştirme, dil, settings. Settings'e girdiğiniz zaman burada TCSM falan, şuraya girelim. Buradan mod 1, mod 2 olarak seçebiliyorsun ya da tamamen kapatabiliyorsun. Ben hep mod 1'de kullandım. Mod 1'de kalsın. Lambamız yanmamış. Tahminimce ikincisi de şeydir diye düşünüyorum. Yağmur modu gibi bir şeydir. Onu şimdi deneyecek olayım yok yani. Yağmur yok. Hava çok sıcak. Hatta kaç derece? 27 derece hava. Motorla ilk kalktığımda hemen şey, böyle normal bir motosiklette ayaklarınızı peglere koyarsınız ya, aynı o hareketi yapıyorum. Çok acayip bakıyor ama. Bakalım, kendi sinyali iptal etmiyor. Evet. Oo, seri kardeşimiz. İşte artık şehir içine geldik. Ama yani düşük hız dengesi de inanılmaz. Yani şu bütün gün böyle kullanabilirim tek elimle. Şeylerini anlatmayı unuttum. Ne? Benzin. Çok merak edersiniz bak, benzin. Anlatıyorum. Koltuk açma. Unuttum bunları. Kask sığmaz. Kask sığmaz. Arka bagaj. Burada bir şeyler var işte. Yapamaz mısın ekranı? He? Yapıyorum işte, şimdi anlatıyorum. Ha. Bu kadar. He, bir de şurası var. Böyle mi açılıyordu bu? Anahtarı. Buraya bir cep telefonu da sığar, elim giriyor. Yani iPhone... Yani dur gösterelim. iPhone 13... iPhone 13 rahatlıkla giriyor. Evet. O zaman kapat videoyu hadi, motor sahibi. Efendim? Videoyu kapat diyorum. Kırmızı ışık yanıyor mu? Evet, yanıyor. Tamam, anlat. Bana bak, oraya değil. Oraya bakarsan bir garip gözüküyor. Kapatın bakayım videoyu hadi. Yapayım. Kapatın, güle güle deyin, bir şey deyin. Ha. Oraya değil, oraya değil. Bana bak canım, niye bana bakıyorsun? Benim kameraya bakıyorsun. Hayır, kameraya bakılır mı? Nasıl, beğendin mi? Çok iyi.
Yakıtın da arttı yani. Kaçaktı? 5 bir şeye düştü de ki menzili arttı. Modları denedin mi? Modları denemedim çünkü tahminimce ikinci modu yağmur modu. Yağmur modu otomatik geçiyor, seçemiyor musun? Ha. Ya o kadar şey yapmadım. Biri eko mod, birisi de normal modu. Benimki gelsin, ikili çıkarsın. Ya o zaman seninkini daha iyi kullanırım, merak etme, buna kıyamadım şimdi. Seni bu eniştem diğer işte. O bu şimdi bu yabancı, bu yabancı. Yabancı. Hayır, o yabancı. Sen eneyi enişte o. Şimdi bunu düşürsem mahcup olurum. Seninkini düşürsem mahcup olmam. Fark orada. Nasıl viraj alışı? Güzel, gayet güzel. Neyse, ben şu kaskı çıkartacağım. Tamam, hadi görüşürüz. Kask bu hiç olmuyor. Bak şimdi ya. Gerizekalı tek ya.